Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün video çekme konum, aracımızın lastiği inmiş. Akşam her şey normal, arabamızı park ettik, lastiklerimiz normaldi. Ama sabah bir baktık ki lastiğimiz inmiş. Şimdi tabii bu ciddi bir sıkıntı. Bunu ya işletmemizi sökerek değiştireceğiz ya da işletmemizde bir sıkıntı varsa lastikçiye kadar bir şekilde bir aracı götüreceğiz. Şimdi burada bu sorunları çözebilmemiz için her araçta bulunması gereken bir cihazdan size bahsedeceğim. Bu cihaz seyyar kompresör, 12 voltla çalışan, aracın aküsünden veya çakmaklık girişinden kullanılan modelleri de var bunun, ama bendeki aracın aküsünden bağlayarak çalıştırdığımız bir kompresör. Bu cihazla alakalı bilgi vereceğim ve bu tür durumda kalan arkadaşların işlerini kolaylaştıracak güzel bir cihaz sizlerle paylaşacağım. Evet, kompresörümüz bu. Yani basit gibi görünüyor ama şimdi normal şartlarda böyle daha ucuz, daha maliyeti düşük olan kompresörler de var. Direkt çakmaklıktan çalışan. Bu biraz daha, bir tık daha iyisi. Ben bunun markasını ve modelini videonun açıklama bölümünden paylaşacağım. 150 PSI gücünde, değerinde bir kompresör bu. Şimdi bu kompresörü nasıl kullanacağız, nasıl bağlayacağız? Bakın, şimdi şurada gördüğümüze göre bu direkt aküye bağlayarak çalıştıracağız bunu. Ama bunların normalde çakmaklık girişinden çalışanları da var. Biz bunu aküye bağlayarak kullanacağız ve bizi şu zor durumdan nasıl kurtaracak, bakalım nasıl şişirecek tekerimizi hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi akü kablomuzu bağladık. Aracımızı çalıştırdık. Mutlaka çalıştırın. Hemen slop kapağımızı açtık. Evet, bağlantımızı yaptık. Açma kapama yeri burada. Hemen çalıştıralım. Evet, şu an zaten burada göstergesinde gösteriyor. Şu an lastiğin ne kadar hava olduğunu, içinde ne kadar hava olduğunu gösteriyor zaten. Doldurdukça da yavaş yavaş şişiriyor. Şimdi bakacağız bakalım ne kadar zamanda bu hem lastiğimiz şişirecek ve istediğimiz değere kadar bu lastiği şişirebilecek mi? Evet arkadaşlar, şimdi ben dakika tuttum. Şu an tam 6 dakika oldu. 6 dakikada bizim kompresörümüz, bakın, 50 bara kadar getirdi. Normalde 6 dakikada hiç durmadan çalışıyor. Ve şu an normal şartlarda o ucuz olan kompresörler yanar yani. Gerçekten çok bayağı bir sıkıntısı oluşturur. Ama bu cihaz gerçekten bu konuda performansı çok iyi. Ve şu an kullandığım indirimisi, bak, 50 bara kadar 6-7 dakika olmadı. Yani yaklaşık olarak 6-7 dakikada şişirdi. Şimdi bu demek oluyor ki yani olabilir, herhangi bir yerde kaldığımızda ciddi bir patlak olmadığı sürece bizi en yakın lastiğe kadar çok rahat götürecek bir cihazdır bu. Onun için her araçta mutlaka olması lazım. Böyle olumsuz durumlarda kendimizi rahatça kurtarabilmek için. Fazla da pahalı bir şey değil zaten. Ben internetten fiyatlarına baktım. Siz de araştırabilirsiniz. Markasını, modelini ben paylaşacağım sizlerle. Dediğim gibi her araçta mutlaka olması gereken bir cihazdır. Herkese teşekkür ederim. İzlediğiniz için hayırlı akşamlar diliyorum.